Gün sonundan herkese merhaba. Haftanın son işlem günü FED kararı sonrası özellikle global piyasalardaki satışlar dikkat çekti. Hem global piyasalardaki riskli piyasalar daha doğrusu ve kripto dünyasında tepki alımları devam ediyor. Borsa İstanbul bundan faydalanmak istiyor. Aynı zamanda satış sonrası hemen toparlanan bir BIST 100 endeksi de var. Konuları değerlendireceğiz. Güven endeksini konuşacağız. Önümüzdeki hafta beklentiler dahil olmak üzere yine enerji ve diplomasi gündemiyle de haftayı tamamlayacağız. O yüzden tanıyalım kimler bugün bizimle. Öne çıkan başlıklarda bugün gelen veriyi konuşalım. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında %2.7'lik artışla 100.8'e yükseldi. İzliyoruz. Ekonomik güven endeksi Ocak ayında %2.7 artışla 100.8'e yükseldi. Endeksin yükselişinde imalat sanayini temsil eden reel kesim, tüketici hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlar etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici güven endeksi %6.2 artışla 73.2, reel kesim güven endeksi %1.6 artışla 111.9, hizmet sektörü güven endeksi %1.2 artışla 120.2 ve perakende sektörü güven endeksi de %2.5 artışla 124.4 puana yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise %5 kayıpla 85.5 puan seviyesine geriledi. Evet, EPDK 2022 yılı için doğalgaz ulusal tüketim tahminini 6 milyar 44.9 milyon metreküp olarak belirledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK 2022 yılı için doğalgaz ulusal tüketim tahminini 60 milyar 44.9 milyon metreküp olarak belirledi. Resmi gazetenin 28 Ocak 2022 tarihli nüshasında yer alan EPDK kararında doğalgaz ulusal tüketim tahmini 9155 kilokalori metreküp üst ısıl değeri esas alınarak 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi. Buna göre söz konusu tüketim miktarı 638 milyar 877 milyon 454 bin 771 kilowatt saat enerjiye karşılık geliyor. EPDK bu yıldan itibaren uygulanmak üzere aksi belirtilmedikçe İletişim şebekesi asgari stok miktarının da 360 milyon 298 bin 645 standart metreküp olmasına karar verdi. Son dakika haberimiz ise Amerika'nın çekirdek kişisel tüketim harcamaları %4.9 oranında geldi. Beklenti %4.8'di, biraz üzerinde. Bir önceki rakam ise %4.7 idi. Şimdi gidelim IMF'e. Fed'in faiz arttırmaya hazırlandığı dönemde gelişmekte olan ülke ekonomilerini aynı zamanda omikron varyantlarına bağlı ekonomik türbülans nöbetlerine hazırlıklı olması uyarısında bulundu. Uluslararası Para Fonu IMF, Fed'in faiz arttırmaya hazırlandığı dönemde gelişmekte olan ülke ekonomilerini omikron varyantına bağlı ekonomik türbülans nöbetlerine hazırlıklı olması uyarısında bulundu. Pandemi kaynaklı ekonomik tahribatın 2022 ve 2023'te de devam etmesinin beklendiğine vurgu yapan IMF, dünyada ekonomik büyümenin omikron varyantı nedeniyle yavaşladığını, inatla canlanan pandemi nedeniyle de büyüme risklerinin yüksek seyretmeye devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in daha hızlı bilanço sıkılaştırdığı dönemde büyüme önünde engel teşkil eden sağlık önlemlerinin hızlanan pandemi nedeniyle tekrar devreye girmesi halinde yaşanabilecek ekonomik türbülans nöbetlerine gelişmekte olan ekonomilerin hazırlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, söz konusu ülkelerin yüksek enflasyonun yanı sıra yüksek kamu borcuna da sahip olduklarına dikkat çekildi. Daha yüksek faiz oranları, dolar cinsinden borçlu bazı gelişmekte olan ekonomiler açısından
finansman maliyetinin olduğundan daha fazla artması anlamına geliyor. Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, Mart ayından itibaren politika faizini arttırmaya başlamayı planladıklarını, ortamın bunun için uygun olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüşen Amerika Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde Amerika'nın kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu tekrarladı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ABD'nin buna kararlı şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu tekrarladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Biden, Zelenski'ye ABD'nin Ukrayna ekonomisine ek makroekonomik destek sağlama yollarını araştırmaya devam ettiğini de belirtti. Biden-Zelenski görüşmesinde Avrupa'nın güvenliği konusunda diplomatik çabaların koordinasyonu ve ABD'nin Doğu Ukrayna'daki çatışmalara Normandiya formatı içinde çözüm çabalarına desteği de ele alındı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise CNN International'a yaptığı açıklamada Rusya'ya karşı Kuzey Akım 2 projesinin iptali dahil her seçeneğin masada olduğunu söyledi. Von der Leyen, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar kritik bir durumda hiç olmamıştık. Dolayısıyla her seçenek masada ifadesini kullandı. AB Komisyonu'nun teknoloji, ekonomi ve finans alanlarındaki yaptırımları tasarlamaktan ve geliştirmekten sorumlu olduğunu anımsatan von der Leyen, merdivenin en tepesindeki yaptırımlarla başlayacağız ve çok netiz ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının Rusya için çok büyük sonuçları ve ağır bedelleri olacağı unutulmamalıdır diye konuştu. Rakamlarla devam ediyoruz. Haftayı kırmızı renkle tamamlayacağız görünüyor. Özellikle son haberimiz Sayın Biden'ın yapmış olduğu Ukrayna ile Ukrayna ve Rusya arasındaki krizle ilgili açıklamalar biraz daha aslında burada baskılamasına neden oldu riskli piyasaları. Tabii ki burada Rusya'nın atacak olduğu adımlar çokça ön planda olacak. Bolca konuşacağız bu konuyu. Bir diğer tarafta bu haftayı nasıl tamamladık? Fed'in faiz kararı ve açıklamaları vardı. Şahin duruş vardı. Evet, Mart ayı beklentilerle paralel aslında açıklamalar geldi. Riskli piyasa piyasalarda buna bağlı satış dalgası vardı. Hem kripto dünyası aynı zamanda global piyasalarda. Borsa İstanbul kendi iç dinamiklerinin dışında bunları fiyatladı. Ara ara toparlanma gösterse de hem hacim tarafındaki düşüş aynı zamanda yabancıların satış tarafında ağırlık kazanıyor olması Borsa İstanbul performansını olumsuz biraz daha satış ağırlıklı etkilemesine neden oldu. BIST 100 1995 puan seviyesinde yatay görüntü BIST 50 1787 BIST 30 ise 2203 puan seviyesinde. Dolar TL tarafına devam edelim. Dolar endeksinde güçlü bir kuvvetleniş var. Bundan da tabii ki TL tarafında da biraz daha kırmızı rengin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Prim iadeleri var ancak yine de dar bant aralığında sert bir oynaklık görünmemekte. 13,59'lu seviyelerden işlem görüyor. Euro TL 15,17, Pound TL 18,23, İsviçre frangı karşısında 14,61'li seviyelerden el değiştiriyor. Sepet kursa 14,38'e anlık işaret ediyor. Ve gidelim dolar endeksine. Demiştik Fed kararı sonrası güçlenmeye devam etti. 97,38 puan seviyesinde. Euro dolarsa burada zayıf seyrini devam ettiriyor. 1,11,59'u seviyelerden işlem görüyor. Pound dolar 1,34,15, dolar yani 115,33. Aynı zamanda İsviçre frangı ise 0,9302'li seviyelerde. Yine Avrupa tarafıyla devam edeceğiz. Satış tarafı demiştik global piyasalarda ağırlık kazanıyor. %1'in üzerindeki düşüşler dikkat çekici. Eurostoxx 50 4,110, Almanya 15,250, Fransa endeksi 6,910'lu seviyelerde, İngiltere 7,455, İspanya ise 8,575 seviyesinde ki düşüşle gelmiş olduğu noktalar. Amerika'nın 10 yıllık tahvillerinde bugün yükseliş var. 1,82'li seviyeleri işaret ediyor getiri. 2 yıllık 1,18'e kadar yükseldi. 30 yıllıkta ise 2,13'lü seviyelerde. 2 yıllıklar özellikle 2 ve 10 yıllıklar arasında bir makas farkı da oluştu. Genel hatlarıyla Amerika endekslerine de baktığımızda Nasdaq tarafında küçük bir toparlanma var. Tabii burada bilanço dönemi de çok önemli çıktı. Dow Jones 33.999, S&P 500 4.313, Nasdaq ise 14.013 puan seviyelerinde şu an için vadeli piyasalarda
genel görünüm böyle. Altın tarafındaki düşüş. Fed kararı sonrası 1840 dolarlı seviyelerden hızlıca bir gerileme gösterdi. 1788 dolarlı seviyeleri işaret ediyor. Petrol cephesinde ise yükselişler devam edilmekte. Neredeyse 90 dolar altını gören hemen işlemleri buradan yapılan Brent petrol varil fiyatını okuyoruz. Ham petrolde ise 87 dolar 50 centli seviyelerle günü devam ettiriyor. Hemen kripto dünyasına da bakıp konuklarımızla yorumlayacağız. Bitcoin tarafı her ne kadar yeşil de olsa hala kritik noktalarda 36.800 dolarlı seviyelerde. Detayları konuşacağız. Rusya'nın dün yapmış olduğu olumlu hava ön plana çıktı. Bir diğer tarafta regülasyonlar bu yıl çok konuşulacak tabii ki, ancak Bitcoin bu seviyelerde alım tarafına mı geçecek? En merak edilen soru bu. Ethereum'da da toparlanma bir 2400 dolarlı seviyelere kadar getirdi. İşlemler buradan ağırlıklı yapılıyor deyip konuklarımıza devam edelim. Gedik Yatırım Onurcan Balsa bizlerle, yatırım danışmanı, müdür yardımcısı. Onurcan hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir genel riskli piyasalar global tarafta satış tarafına ağırlık kazandırıyor. Borsa İstanbul'sa buna direnmeye çalışıyor. Nasıl bir genel görünümle haftayı tamamlayacağız? Gerçekten bu negatif havanın da haftaya yansımaları olacak mıdır? Beklentilerini almak isterim. Tabii ki. Küresel çapta risk iştahının zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle burada Ocak ayının ikinci yarısı itibariyle FED'e yönelik faiz arttırım beklentilerinin, sıkılaşma beklentilerinin güç kazandığı ve bunun da risk iştahını bir miktar zayıflattığı bir sürecin içerisindeyiz. Bu hafta gerçekleşen FED toplantısı sonrasında da buradaki sıkılaşma beklentilerinin ön planda kalmaya devam ettiğini ve fiyatlama üzerinde baskı oluşturduğunu söylemek mümkün. Bugün hani özellikle FED toplantısı sonrasında Perşembe günü piyasalarda satıcılı bir görünüm etkili oldu. Sonrasında bir miktar toparlanma gelse de buradaki alımların kalıcılık sağlamakta zorlandığını ve bugün yine yurt dışı piyasaların eksiye döndüğünü görüyoruz. Amerika vadileri, keza Avrupa borsaları. Endekste de yine gün içerisinde %1'leri bulan bir yükseliş söz konusuydu ama kazançlar korunamadı. Şu an için endeks tarafında yurt dışına kıyasla satışlar biraz daha sınırlı kalıyor ama yani endeks tarafında da teknik görünümün zayıflama kaydettiğini söylemek mümkün. Özellikle son iki haftalık süreçte iki defa endeks bazlı devre kesiciyle günü tamamladık. Yani burada satışlar gerçekleştiği zaman da sert gerçekleşebiliyor. Ve endeks tarafındaki teknik görünümünde hani Ocak ayının ilk yarısında özellikle güçlü seyretmeye devam eden teknik görünümün son haftalar itibariyle biraz daha satışların da etkisiyle tabii ki zayıflama kaydettiğinin altını çizmek lazım. Burada FED toplantısı sonrasında daha öncesinde hani zaten FED'den 4 faiz arttırım beklenti 25 bas puanlık bu fiyatlamalara başlamıştı. Bu miktar baskı oluşturmuştu. Toplantı sonrasında piyasa biraz daha FED'in 5 kez faiz arttırımına gidebileceğini fiyatlamaya başladı. Ki burada Mart ayında 50 bas puanlık bir faiz arttırım ihtimalde daha güçlü bir şekilde dile getiriliyor. Ve burada hani bu toplantının ardından Powell'ın bilanço küçültmesine de değinmesi yani oldukça şahin bir toplantıydı. Ve bu durumda FED endişelerini ön planda tutuyor. O nedenle önümüzdeki hafta ve önümüzdeki süreçte de biraz daha piyasalar üzerindeki baskının devam ettiğini görebiliriz. Yani burada tepki alımları olsa da alım iştahının zayıf kalmaya devam ettiği ve bir miktar daha hani satış baskısının istediği bir süreç geçirmemiz mümkün gibi duruyor. Bu yıl içerisinde sıkça FED başta olmak üzere küresel merkez bankalarını konuşuyor olacağız. Bir de tabii jeopolitik gelişmeler de önemli. Hani hafta sonu Rusya-Ukrayna, yani Amerika-Rusya arasındaki görüşmeler, hani buradaki gelişmeler önemini koruyor olacak. Jeopolitik riskler de varlığını sürdürüyor. Yani önümüzdeki hafta, Şubat ayının ilk haftasına biraz daha risk başlıklarının ön planda olduğu ve risk iştahının zayıf seyrettiği bir şekilde başlayacağımızı söyleyebilirim. Borsa İstanbul performansta yabancı satışlar ağırlıklı toparlanma isteğini zayıflatıyor mudur? Önümüzdeki süreç hani beklentiler biraz daha pozitif yöndeydi. Geçtiğimiz haftalardaki yorumlar en azından bu noktadaydı ama şimdi hem küresel jeopolitik riskler aynı zamanda yabancı yatırımcının Borsa İstanbul performansındaki satış tarafında ağırlık kazanıyor olması ve hacim tarafındaki düşüş. Son zamanlarda şöyle girişlere de dikkat ediyorsunuzdur mutlaka. Küçük yatırımcı mı ağırlıklı, büyük yatırımcıların girişleri var mı?
önümüzdeki kısa vadede performans etkin nerede olacaktır? Yabancı satışları tabii ki var. Hatta bir son 8-9 haftalık süreç boyunca hani burada baktığımız zaman 2 ayı biraz aşan bir süredir yabancılar zaten satış tarafında pozisyonlanıyor. Tabii ki ilerleyen süreç açısından Fed'in daha agresif bir sıkılaşma politikası izleyecek olması ve buna yönelik hani sinyallerin veriliyor olması elbette gelişmekte olan ülke varlıkları açısından çok pozitif bir tablo değil. Yani bu önümüzdeki süreçte de sadece Türkiye'den değil, yani diğer gelişmekte olan ülkelerden de bir miktar daha sermaye çıkışını devam ettirebilecek önemli bir risk faktörü. Ama hani buradaki düşüşlerde tabii ki sadece yabancı satışına bağlamamak lazım. Çünkü baktığımızda son 2 aylık süreçte yabancıların satışı var. Ama endeks tarafında hani Aralık ayının içerisinde bu ortasındaki düşüş saymazsak ve Ocak ayının ilk haftasında yükselişlerde söz konusu oldu. Yani son dönemdeki satışlarda tabii ki yabancıların etkisi var ama burada yerli yatırımcıların bir miktar daha risklere bağlı olarak kar realizasyonuna geçmesi ve teknik seviyelerin de kırılmasıyla birlikte biraz daha endeksin satış tarafında ağırlık kazanması yatırımcıların. Yani hem yerli hem yabancı satışının etkisi olduğunu burada söyleyebiliriz. Bununla birlikte tabii biraz daha alım iştahının zayıflamasının da hacimlerin düşmesinde etkisi var. Çünkü endeksin yükseldiği dönemlerde özellikle yerli yatırımcının buna katılımı biraz daha yüksek oluyor. Bunun da sebebi yurt içinde mevduat faizlerinin enflasyona kıyaslı bir getiri sunmayışı ve yerli yatırımcının biraz daha reel getiri arayışı. Özellikle Borsa İstanbul'da hani fiyatlamaların daha pozitif olduğu dönemlerde artan yerli yatırımcı ikisiyle birlikte hacim daha yüksek seyrediyor ama düşüşlerde hacmin biraz daha zayıfladığını, yatırımcıların burada özellikle kısa vadeli çünkü biraz daha Borsa İstanbul'da kompozisyonun değişmesi de yani yabancıdan yerli yatırımcı ağırlığına dönmesi de biraz daha hisselerin elde tutma süresini de azaltan bir gelişme oldu. Çünkü yabancı yatırımcıların hisseyi elde tutma süresi daha uzun, yerli yatırımcıların ise daha kısa. Burada günlük trade amaçlı işlemler de hani yoğun bir şekilde yapılıyor. O nedenle hani borsada iştahın düşük olduğu zamanlarda bu trade işlemlerinin biraz daha askıya alınması, beklemede kalması hacmi de düşüren bir etmen. Burada hani yerli yatırımcı ilgisi ilerleyen süreçte korunmaya devam edebilir. Çünkü hani burada ek bir reel getir arayışı devam edecek ve şu an için kısa vadede hani mevduat faizleri bu reel getirden yoksun kalmaya devam edecek gözüküyor. Hani şu süreç biraz daha risk başlıklarının ön planda olduğu bir dönem. Bu dönemde biraz daha beklemede kalmakta fayda var. Ancak ilerleyen süreçte piyasalar tekrar bu risk başlıklarını sindirdikten sonra yeniden bir toparlanma eğilimine girmesini bekliyoruz. Özellikle endeksinde bahsettiğimiz hani burada yerli yatırımcı ilgisi, reel getir arayışı ve iskontolu seviyeler hani dönem dönem tabii ki buraya ilgiyi tekrardan arttıracaktır. Ama risk başlıklarını yoğun bir şekilde konuşulduğu, özellikle merkez bankaların konuşulduğu bir yıl olacak. O yüzden zaman zaman bu tarz düzeltmelere hazırlıklı olmak lazım. Hisse seçiminin daha dikkatli yapılması gerektiği bir dönemdeyiz. Ve burada özellikle hani şu an için bu hafta itibariyle Arçelik'in de finansal sonuçların açıklamasıyla birlikte yılın son çeyreğine ilişkin bilançolarının başladı. O nedenle ilerleyen süreçte sektör ve hisse bazlı hareketler biraz daha ön plana çıkabilir. Burada bilanço beklentisi olmayan şirketlerin veya sektörlerin tercih edilmesi de daha faydalı bir yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum mevcuttaki risk başlıkları altında. Ve hemen Borsa İstanbul performansında özellikle etkin bilançolarla sektörel gelişmeleri nasıl yorumluyoruz? Önümüzdeki hafta gelecek bilançolarda bankacılık sektörü de dikkat çekecek noktada, sınai aynı şekilde. Bir diğer tarafta aslında hem ulaştırma, turizm, bunlar gerçekten acaba bu yılı nasıl tamamlayacak? Karlılıklardaki oranlar nasıl değişecek? Çünkü hep tüm yıllar aslında birbirini takip ederdi. Karlılık olsun, ciro olsun ama şimdi bu yıl gerçekten majör bir değişim bilançolarda oluşacak gibi. Nelere dikkat etmek gerekir? Gerçekten şaşırtıcı bilgilerle yanlış yatırımlar da yapılabilir. Ciro özelinde evet bir artış vardır ama karlılıkta düşüş vardır. Ya da finansal borçlanmalarda döviz pozisyonları burada ön plana çıkacak. Ben biraz böyle yatırımcı gözüyle bir değerlendirme almak istiyorum. Hani burada özellikle şimdi bilanço dönemine başlamasıyla birlikte zaten öncesinde de yayınlandı çoğu rapor. Hani burada özellikle hani burada aracı kurumların yayınladıkları raporları baz almalarında yatırımcıların fayda var. Yani internette kirli bilgi akışları olabiliyor hani belli forumlarda. Orada hani yanıltıcı bilgilerle de maruz kalmak mümkün olabilir. O nedenle hani sadece kulaktan dolma bilgilerle değil kurumların raporları baz alınarak biraz daha bilanço öncesinde hareket etmek faydalı olacaktır. O nedenle hani burada raporların iyi bir şekilde okunmasının ve burada özellikle bu çeyrekte kur etkisinin yüksek bir şekilde hissedeceğinin göz önünde bulundurmasında fayda var. Bu yılın son çeyreği, yani 2021 yılının son çeyreğinde oldukça sert kur hareketleriyle karşılaştık. 2020 yılının son çeyreğiyle kıyasladığımız zaman
2020 yılının son çeyreğinde Türk lirasında oldukça yatay değişimler söz konusuydu. Yani anlamlı bir kur etkisinden bahsetmek mümkün değildi. Ama 2021 yılının son çeyreğinde yani Türk lirasında %50'leri bulan değer kayıpları gördük. Dolar TL'de %50'yi bulan yükselişler yaşandı. Oldukça sert bir yükseliş. Ve haliyle de bunun bilançolar tarafında gerek gelir bazında gerek karlılık bazında etkilerini tabii ki görüyor olacağız. Bu süreç içerisinde ihracatı ağırlıklı olan şirketlerin kurdaki yükselişe bağlı olarak ciddi gelir ve karlılık yazdıklarını görmemiz mümkün. O nedenle ihracatçı şirketler, ihracat oranı, satışlar gelirleri içerisinde yüksek olan şirketlerin daha güçlü bir finansal sonuçlar açıklama ihtimali oldukça güçlü. Yine bununla birlikte döviz varlığı ve döviz yükümlülüğü olan şirketlerin de bu çeyrekte içinde bulunduğumuz finansal sonuç döneminde ciddi etkilerle karşılaşıyor olacaklar. Çünkü kurdaki değişimler oldukça yüksek. Döviz varlığı yüksek olan şirketler kar bazında kurlardaki yükselişten olumlu bir destek bulurken ve bu dediğim gibi 2020 son çeyrekte sınırlı olduğu için çeyreksel ve yıllık bazda da önemli değişimlere yol açıyor olacak. Yine aynı zamanda burada tabii ki döviz yükümlülüğü yüksek olan şirketlerin de karlılık açısından baskı altında kaldığı bir süreci görmemiz mümkün. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bankacılık tarafında olumlu beklentiler var. Hani biraz da sektörel bazdaki gelişmelerden hızlıca bahsedecek olursam. Bankacılık tarafındaki beklentiler olumlu. Zaten 2021 yılının ikinci yarısından itibaren kar marjında bir iyileşme eğilimi görüyorduk. Yine bu çeyrekte de, yılın son çeyreğinde de kredi mevduat makasındaki iyileşme, yine enflasyon endeksli tahvillerden elde edecek getiri, yazılacak fark. Tüm bunlar banka bilançolarını desteklemeye devam edecek. Özel bankaları biz biraz daha hani ön planda tutmaya ve beğenmeye devam ediyoruz. Bu çeyrek özelinde de İş Bankası ve Akbank'ın hani özel bankalar içerisinde daha güçlü finansal sonuçlar açıklayan bankalar olmasını bekliyoruz. Özellikle iştirak gelirlerindeki artışın da etkisiyle İş Bankası'nda güçlü bir kar artışı görebiliriz diye değerlendiriyoruz. Son dönemde zaten bankacılık endeksinde yani destekleyici mahiyette gelişmeler oldu. İskontolu seviyelerden de işlem görmeye devam ediyor. Bilanço yönelik hareketler ve fiyatlamalar önümüzdeki günlerde etkisini gösterebilir. Burada tabii küresel çaptaki gelişmeler de önemli. Yani yurt dışı piyasalarda %3'leri, %4'leri bulan kayıpların olduğu dönemde bilanço fiyatlaması da sınırlı kalabiliyor tabii. Hani küresel gelişmeleri de göz ardı etmeden bu tarafı takip etmek mümkün olacaktır. Çok uzatmadan hızlıca sanayi tarafından da bahsedecek olursam holdingleri beğenmeye devam ediyoruz. Koç Holding, Sabancı Holding, Şişe. Bunlar güçlü bilançolar açıklamasını beklediğimiz şirketler. Yine otomotiv tarafında Frotto ve Tofaş burada. Yine Doğuş Otomotiv, finansal görünümlük sonuçların güçlü geleceği şirketler arasında. Petrokimya sektöründen Aygaz ve Petkim'de yine güçlü finansal sonuçlar görmeyi bekliyoruz. Her ne kadar karlarda bir miktar normalleşme başlayacak olsa da yine yıllık bazda da bakıldığında güçlü rakamlar gelmesini demirçilik sektöründe de öngörüyoruz. Ereğli, Kardemir'de bu çeyrekte yine olumlu finansal sonuçların açıklanabileceği şirketler arasında. Bununla birlikte teknoloji şirketleri içerisinde Indes'in güçlü bir finansal sonuç açıklayabileceğini öngörüyoruz. Keza döviz varlığı yüksek olan hani Aselsan'ın, yine Koza Altı'nın güçlü bilançoları gelebilir. Son olarak gıda perakendeci sektöründe faaliyet gelişimi tarafındaki görünüm olumlu olmakla birlikte burada rekabet kurulunun cezası karları bir miktar baskı altında bırakabilir. Yani faaliyet karının güçlü seyretmeye devam ettiği ancak burada rekabet kurulunun cezası nedeniyle kar rakamlarının bir miktar baskının hissedildiği bir çeyrek geçirebiliriz diye düşünüyorum gıda tarafı için. Ulaştırma tarafında Türk Hava Yolları biraz daha yurt dışı uçuşlarından dolayı olumlu bekleniyor ama Pegasus'ta, işte TAV'da biraz daha zayıflayan mevsimsel etkiler de mevsimselliğin de etkisiyle finansal sonuçlarla karşılaşmamız mümkün gibi gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum Onurcan Bağlı değerli katkıların için. İyi hafta sonları şimdiden. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Kısa bir ara sonrasında doçent doktor Hüseyin Selimler bizlerle olacak. Gün sonuna devam ediyoruz. Doçent Doktor Hüseyin Selimler, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen Fed'le başlayacağız. Yani her ne kadar çarşamba günü de olsa bu ay boyunca konuşacağız. Çünkü Bank of America'nın da önemli bir raporu var. Gerçekten biz ve bizim gibi ülkeler için acaba dedirtiyor. %3'e varacak bir faiz artış ihtimalinden bahsediyor. Hem yapılan açıklamalar, aslında Powell güçlü piyasaya net mesajlar verir. Mart ayında da beklentileri karşılayan mesajlar verdi. Ama olur da %3'e yakın bir faiz artışı olursa nasıl bir genel görünüm olur bizim yurt içinde de? Şimdi Amerika'daki durum baktığın zaman
Yani bütün sene konuştuğumuz istihdam ve enflasyondaki görünen paralel olarak varlık alımlarını azaltacağını söylüyorlardı. Varlık azaltımları Aralık ayında başladı ve Mart ayı itibariyle bitireceği söylendi. Bu da gerçekleşmek üzere. Faiz arttırımı ilave olarak da bilanço küçültme devreye girdi. Faiz arttırımlarında Mart ayı gibi başlanacağı ifade ediliyor ve beklentilerde 3 ile 6-7 arası değişen durumlarda. Tabii buradaki önemli olan sayıdan ziyade ne kadara kadar yükseltebileceği. Çünkü biz aynısını Merkez Bankası için de yapıyorduk. Sene sonuna kadar 200 baz puan düşürülecek. Kaç 50-50 mi olur, 100-100 mi olur gibi. Amerika'da tartışılması gereken de aslında bu kaç kere olduğu değil, toplamda nereye kadar arttırabileceği. Tabii ki burada IMF'nin yapmış olduğu bir açıklama da var. Özellikle Amerika'daki faiz artırımının gelişmekte olan ülkelere negatif etkisi olacağını, bu ülkelerden sermaye çıkışı olabileceği artı finansmanın maliyetin artacağı şeklinde. Zaten klasik olarak etkileri bunlar. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki bize olan sermaye akışını etkileyebileceği gibi bizden de çıkışları hızlandırabilir. Ki biz negatif de olsa bu döneme şöyle bir olumlu yaklaştı diyelim. Zaten bizden borsadan da olsun piyasadan da olsun yabancı payları gittikçe düştü. Dolayısıyla böyle bir faiz arttırımında bizden çok büyük para çıkışı olacak boyutlarda finansal varlıklar olan yatırımlar yok. Dolayısıyla oradaki belki kötünün iyisi diyebileceğimiz bir senaryo var. Ancak Amerika'daki faiz arttırımı doğal olarak gelişmekte olan ülkeyi etkileyecek. Çünkü yapılan çalışmalar da gösteriyor ki Arjantin ve Türkiye bu türlü durumdaki en kırılgan ülkeler. Çünkü bizim borsalama yapımız, ithalata bağımlı olmamız, kur riskinin geçişkenliği, tüm bunlar bizi olumsuz etkileyecek. Dolayısıyla Amerika'daki bu sıkılaşma piyasayı da sıkılaştırdığı zaman bizimki yapılan açıklamalarda yine bu şekilde artık finansa erişim zorlaşacak. Yani bu bizim hem yurt dışından veya bizim gibi ülkelerin para bulmasını zorlaştıracağı gibi bulduğumuz paranın da daha maliyetli olmasına yol açacak. Evet. Peki bu durumda bu senaryo üzerinde yoğunlaşacak olursak yurt içinde TCMB'nin aslında faiz kararı pas geçildi. PPK notları da geldi bu hafta. Aynı zamanda verilerin de biraz daha dikkat çektiği bir döneme doğru giriyoruz. Sizce yurt içinde volatiliteyi azaltacak ürün var ancak bunun devamlılığı hususundaki beklentilerinizle birlikte nasıl bir 6 ay hedeflemektedir sizce TCMB? Tabii şimdi biz hedeflere baktığımız zaman, biz Ekim ayında orta vadeli plana baktığımız zaman 2021 ve 2022 enflasyonu şu andan tutmayacak hale geldi. Yani kısa vadede yapılan hedefler biraz gerçek dışı kaldı. Yine Merkez Bankası'nın 2023 ve sonrası için hedeflemiş olduğu %5 enflasyon da pek tutulabilir gibi değil. 2022 yılı için 23.2'lik bir hedef koydu. Yine Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı anketlerinde de beklenti enflasyonu yükseldi. Dolayısıyla 2022 yılı içinde bizim için enflasyonun yine gündemde olacağı bir yıl olacak. Çünkü beklentiler özellikle Ocak ayında enerji, özellikle elektrik, doğalgaz gibi ürünlerin fiyatlarındaki artış, bizdeki enflasyon oranında 2022 yılı için özellikle ilk 6 ay içerisinde yüksek seyredeceğini gösteriyor. %50'lerde beklentiler var. Bu bizim ülkemizde yapılan açıklamalar ile yurt dışı kuruluşların ülkemiz üzerine yapmış olduğu analizlerdeki enflasyon oranı %50'ler seviyesinde. Şimdi Sayın Bakan'ın ya Şahap Kavcıoğlu'nun dezenflasyon süreci, Sayın Bakan Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman Türkiye'de enflasyonun yıl sonu itibariyle daha da düşeceğini söylüyor. Ancak bizim kur baz etkisinden faydalanabilmemiz için Ekim-Kasım ayları bizim lehimize çalışabilir. Çünkü bizim ilk 9 aylık 2021'deki enflasyon ortalamamız 1.37. Son 3 ay 6.49. Yani bizim baz etkisinden dolayı enflasyonun biraz da aşağı düşebilmesi için ancak 2022'nin 4. çeyreğini beklememiz gerekiyor. O da her şey olumlu giderse. Dolayısıyla Türkiye'de şu an dolarizasyonu terse çevirmek gibi hamleler var. Ancak biz şu an o istediğimiz düzeyde değil. 13.5'larda doların sabitlenmiş gibi görünüyor. Ama bir de şuna bakmak lazım. Bu rakam 18.36'lardan geldi. Evet. Dolayısıyla biz 8'lerden 13.5'lara çıktığını sorgulamıyoruz. Yani ölüme razı edip sıtma olmak gibi bir şey. Biz kötüsünü gördük. 13.5'u iyi bir düzey zannediyoruz. Evet. 18.5'a gelmesi eğer oralarda devam etseydi Türkiye'nin borçluluğu, firmaların kısa vadeli borçlanması, tüm bunları dikkate aldığımız zaman geri gelmesi önemli. Ama buralarda tutulması da ki aniden de düşmesi firmaların projeksiyonlarını negatif olarak etkiledi. Dolayısıyla bizim 2022 kurda istikrar kazandırma
artı enflasyonun kontrol altındayla mücadeleli geçecek bir yıl olarak görüyorum. Amerika'daki hemen tekrar Amerika gündemine dönüp biraz enflasyonist bir ortamdayız. Bu yılki beklentiler acaba azalışla bu yıl gider mi, yoksa kalıcılık ne kadar kalıcılık? Kalıcı diyoruz ama kalıcıdan kastımızda da hep vade, ne kadarlık bir süre içerisinde kalıcı olur. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları %4,9, beklentileri neredeyse hemen paralel geldi. Bir önceki rakama da yakın. Hem Amerika gündeminde olan enflasyon, hem buradaki harcamalar ve tüketim ağırlıklı giden Amerika enflasyonda başı çekiyor. Nasıl sizce genel görünüm Amerika'nın da dahil olduğu dünyadaki enflasyonist ortam? Şimdi Amerika'daki %50'lik enflasyon son 40 yılın enflasyonu. Üfe'ye baktığımız zaman da 9.70. Yani bizdeki gibi aynı paralelde. Üfe tüfenin üzerinde tabii ki aradaki makas bizdeki gibi büyük değil. Dolayısıyla orada da özellikle 2021 yılı ortalarından itibaren yapılan açıklamalar enflasyonun geçici olduğu şeklindeydi. Gerek Avrupa Birliği ya da Euro bölgesi, Amerika'da artık enflasyon kalıcılığından bahsetti ama 2022 yılı tüm ülkeler için enflasyonun gündemde olacağı bir yıl olacak. Yani kalıcılık veya geçicilikten kastımız en azından 2022 yılının enflasyonla mücadeleli bir yıl olacağını gösteriyor. Özellikle Amerika'nın geçmiş yıl enflasyon gelişimine baktığımız zaman hizmet sektörü ağırlıklı bir enflasyon oranına sahiplerdi. Ancak son açıklanan rakamlarda mallardan oluşan, mal fiyatlarından oluşan bir enflasyon ön planda. Hizmetlerde henüz bir sıçrama yok. Yani enflasyon sürükleyici bir taraf yok. Buradaki hareketlenme enflasyon tekrar bir hızlandırma sağlayabilir. Ki Amerika'nın şu an büyüme rakamları iyi geldi. İstihdam, özellikle işsizlik başvuruları da son yılların en düşük seviyelerinde seyrediyor dalgalanmakla birlikte. Dolayısıyla Amerika'daki ekonomi çeşitli verilere baktığımız zaman, örneğin imalat ve hizmet PMI'larına baktığımız zaman bir önceki dönemlere göre düşmüş durumda. Yani perakende satışlar düşmüş durumda. Piyasa dalgalanma sürecinde, ama enflasyon, özellikle ücretlerdeki artışlar ya da hükümetin yapmış olduğu sosyal harcamalar, bütçe harcamaları enflasyonu canlı tutacağını gösteriyor. Ki Amerika'daki işsiz senedi piyasası olsun ya da varyant kaynaklı piyasadaki durgunluğu körüklememek amacıyla biraz daha bu faiz artırımları konusunda evet sözlü yönlendirmeler yaptılar ama hareket etme konusunda hep ağırdan aldılar. Yani piyasadaki piyasayı durgunluğa sevk etmemek ve canlılık korumak adına biraz daha ağırdan alıyorlar. Bu Avrupa Birliği'nde de böyle. Avrupa Birliği'nin İngiltere faiz artırımı yaptı, 0.15 ile açılış yaptı. Ama Euro bölgesi faiz artırımlarının biraz daha geriden gelecek gibi 2023 yılına öteliyor. Özellikle burada Almanya'da elde edilen bu büyüme rakamları biraz daha olumsuz. Bunun yanında İspanya olsun, Fransa, bu türlü ülkelerdeki büyüme rakamları biraz daha pozitif. Ama Almanya'daki gelişmeler bizi de etkiliyor. Çünkü bu ülke en çok bizim ithalat, ihracat yaptığımız ülke. Almanya'daki gelişmeler bizim açımızdan önemli olduğu için biraz oradaki durumları, gelişmeyi takip etmemiz lazım. Ki Euro bölgesi, Almanya, Avrupa, bu ülkelerdeki enflasyon son 30 yılın enflasyonu hepsi %5'in üzerinde seyretti. Ve burada da özellikle maliyet kaynaklı enflasyon var. Ki maliyet kaynaklı, yani arz yönlü olmasında şöyle bir avantajı var diyeyim. En azından piyasada talep kaynaklı olsaydı bunu kesmeye yönelik özellikle sıkılaştırma politikaları daha fazla ön planda olabilirdi. Ama maliyet kaynaklı olduğu için en azından piyasadaki canlılığı azaltacak şekilde müdahalelerden kaçınacaklardır. Şöyle dinerseniz biraz bu işte enflasyon diyoruz, bir diğer konular omikron varyantının aslında çok da konuşmadığımızı fark ediyor sanki, çünkü tedbirler hafifleyince, kişisel tedbirlere, bireysel tedbirlere önem verilince acaba mı diyoruz ama IMF buna değindi. Diyor ki Fed'in faiz arttırmaya hazırlandığı bu dönemde aslında omikron varyantına bağlı ekonomik türbülans nöbetlerine de hazırlıklı olması gerekir. Bizim aslında bir yerde böyle unutmak istediğimiz aslında nokta hocam. Siz omikron varyantının, ki en azından bir aşı var, bu omikron varyantının önümüzdeki süreçte nasıl bir tehlike içinde ekonomik tarafı etkileyeceğini düşünüyorsunuz ve gerçekten IMF buradaki uyarısında da tam olarak sizce ne demek istedi? IMF 2021 yılı içerisinde de dünyada ve ülkeler için yapmış olduğu büyüme rakamları revize giderken aşıya ulaşma ve varyantlardaki, yani bunun etkilerini kim hangi ülke daha iyi kontrol altına aldıysa o ülkeleri dikkate aldı. Bunun dışında gelişmekte olan ülkelerde bundan kaynaklı olarak büyüme rakamlarını
düşük olarak revize etti. Dolayısıyla IMF özellikle varyant kaynaklı ya da pandemi sürecindeki gelişme dikkate alan büyüme rakamlarını kontrol ediyor. Yine Dünya Bankası IMF'nin yapmış olduğu büyüme rakamları revizyonlarına baktığımız zaman 2022 ve özellikle 2023'te büyüme rakamları 2021'e göre daha düşük tahmin ediyor. Dolayısıyla evet, belirttiğiniz gibi biz 2 yıl bu pandemi sürecini evet ağır atlattık. Bireysel olarak daha çok insanlar bu pandemide virüsü kapıyor. Ama sonuçları ekonomik anlamda da biraz daha yumuşak geçiyor. Çünkü kapanmalar ya da bireysel tedbirlerin, işten çıkarmaların gibi bu türlü konuşmaların biraz daha az yoğun olduğu bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla burada yani aşılanmadaki hızlanma, omikron varyantının ölümcül etkilerinin daha az olması, kapanmalara yol açmaması gibi şu an izlediğimiz senaryolar devam ederse ekonomik sonuçları biraz daha yumuşak geçecek. Ama dünyada özellikle ülkeler arası siyasi çekişmeler, işte Ukrayna'nın merkezde olduğu bir durum, artı diğer ülkelerin yeni varyanttan ortaya çıkmasıyla tedarik zincirindeki sıkıntılar, arz yönlü maliyetler, enerji maliyetleri, bunlar biraz daha gündemde olacak. Bunlara bağlı olarak eğer bu varyantta da negatif gelişmeler ön plan çıkarsa evet senaryolar kötüleşebilir. Ve şöyle biraz da son olarak ve etkin olan önümüzdeki süreçte böyle çokça konuşulacak ki umuyorum Sayın Biden'ın dediği gibi de bir konu olmaz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüşüyor ve Rusya'nın olası saldırısına karşı hangi tarafta nasıl bir tedbir alacağını da aslında sert bir şekilde dile getiriyor. Ukrayna ile Rusya arasında gerçekten ciddi bir gerilim var. Rusya geri adım atmamakta ısrarlı. Ukrayna tehdit altında kalıyor. Bir diğer tarafta Amerika ve Avrupa ülkeleri bu işin içine dahil olduğu zaman dünya genelinde gerçekten acaba dedirten soru işaretleri. Siz bu konuyu yakın takipçilerinden birisiniz. Hem ülkeler arası bu diplomasi gündemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda gerçekten küresel tarafta bu yıl en ciddi risklerden biri bu konu mudur? Şu kısa vadede gördüğümüz o hani ekonomik açıdan, tabii siyasi açıdan uzmanlar gerekli yorumlar yapıyorlar. Şimdi baktığımız zaman biz bir doğalgaz ithalatçısı ülkeyiz. En büyük doğalgaz aldığımız ülkelerden biri Rusya. İran diğeri. İran'la da sıkıntılarımız ufak ufak oluyor. Şu an çeşitli açıklamalar yapılıyor. Dolayısıyla bizim Ukrayna ile Rusya arasında yapacağımız tercih bizim gerek turizm açısından gerek doğalgaz açısından Rusya ile olan ilişkilerimiz, bizim önümüzdeki dönemde kurlarda istikrar sağlamamız, turizm gelirlerine dayalı cari açığı azaltma çabalarımız, bizim açımızdan vereceğimiz kararlar bizi ekonomik açıdan çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla burada siyasi kararların ekonomik yansımalarında büyük olacağı bir dönem. Dünya, özellikle Amerika her şeye bulaşıyor. Sonuçta kendi çıkarı olduğu zaman 10 bin kilometre öteden çok daha farklı bir şekilde davranabilir. Ki Avrupa Birliği'nin de yapmış olduğu açıklamalar var. Çünkü Avrupa Birliği şunu diyor: Rusya bizim en çok yatırım yaptığımız alanlardan biri. Dolayısıyla Rusya'nın da bunu dikkate alacağını umuyoruz şeklinde. Dolayısıyla siyasi karar verilmesi ama ekonomik açılardan çok büyük etkilerin olabileceği bir dönemi geçiriyoruz. Ama bu an Ukrayna bitse yarın başka bir ülke başlıyor. Dolayısıyla bu türlü şeyler bir devrevi hareketler gibi yeni senaryolar, yeni yeni olaylarla devam edecek. Önemli olan burada ekonomik anlamda ilk etapta etkilerini sınırlandırabilecek şekilde hareket etmemiz. Ama enerji, özellikle kesintilerin gündeme geldiği, ki bu kesintiler bizim sanayideki üretimimizin, kapasite kullanım oranımızın, bu tür ciro endekslerimizin düzelmiş olduğu bir döneme geldi. Bizim buradaki gerilemeler uzun vadeli olarak ihracata dayalı olarak yapacağımız hareketleri, üretimdeki artışları olumsuz etkileyebilecek durumlar. Dolayısıyla ekonomik anlamda bizi yakından etkileyecek bir sürece giriyoruz. Doçent Doktor Hüseyin Selimler, teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İyi hafta sonları dilerim. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi gidelim kripto para uzmanı Helin Çelik'e biraz kripto dinleyelim. Orada da riskli piyasalarda satış vardı. Bugün toparlansa dahi. Helin Çelik, hoş geldin. Teşekkür ederim Özlem Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hızlıca şöyle genel bu haftayı bir değerlendirelim. Kripto dünyası gerçekten hafta sonu başlayan düşüş trendi yürekleri ağza getirdi. Toparlanma isteği var mı yok mu? Hacim tarafında özellikle gerçekten Bitcoin nereye dağılıyor? Piyasa değeri nereye geldi? Ne kadarlık çıkışı var? Şöyle bir dinleyelim mi? Evet, aslında MicroStrategy'nin muhasebe programının reddedilmesi, biliyorsunuz ki hani bir satış dalgası getirmişti. Sonraki süreçte FOMC tutanaklarının açıklanmasının ardından tekrar biz bir satış dalgası gördük. Ama bu süreye, yani çarşambaya kadar ki geçen süre boyunca
Zaten fiyat hareketleri çok kısıtlıydı. Özellikle Bitcoin dolar paritesine baktığımız zaman 38 bin 40 bin bandını kırmak için yeterli gücü bulamadığını gözlemliyoruz. Hacim tarafı desteklemiyor. Neden? Çünkü ufak tefek girişler var ama yüklü alımların biz geldiğini gözlemlemiyoruz ne yazık ki. Özellikle içerisinde 100 ve daha fazla BTC bulunan adres sayısı son ayların en düşük seviyesine ulaştı. Yani yatırımcı yüklü miktarda alış yapmak için razı değil henüz ve korku kanadındaki fiyatlama da devam ediyor. Bu tarafta da bir kıpırdanma söz konusu değil. Küçük yatırımcıya baktığımız zaman mikro işlemlerde bir girişler olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu piyasayı yükseltmek için yeterli değil ne yazık ki. Hala Fed'in etkisinden çıkamayan bir kripto para piyasası var. Ufak tefek pozitif haberler geliyor. Mesela Rusya bizi çok korkutmuştu. Regülasyon sürecinde özellikle Rusya Merkez Bankası kripto paralar yasaklansın dedi ama muhalifler cevap verdi. Arkasından Putin iki kez, bir tanesi önceki gün, bir tanesi de bugün, iki kez yayınlanmak üzere bir destek mesajını iletmiş oldu bize. Kripto madenciliğine pozitif baktığını söylemişti. Bugün de kripto para madenciliğinin regüle edilmiş kısmında daha da sıcak olduğunu ilan etti. Yani İran modeli gibi bir model aslında bence kafasında olan ve daha önce de biz zaten İran'la Rusya'nın masada dijital paralarla alakalı konuşma yaptığını biliyoruz geçtiğimiz yıllarda. Bunun bir meyvesi, bir alışkanlığı olarak belki madenciliğe yüzünü dönebilir. Çünkü yüklü miktarda zaten kazım çalışması var orada. Madenciler hatırı sayılır miktarda orada konuşlanmış durumda. Ama bu pozitif haber yetmiyor. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden de bugün yine tartışmalı bir haber geldi. Rekabet yasası gereği Hazine Bakanlığı'na bir izin çıkılması durumu söz konusu. Temsilciler Meclisi'ne bu sunuldu, henüz onaylanmadı ama tasarı şöyle: şirketlerin kripto para işlemleri yapmasını yasaklayabilecek bir yetki veriliyor Hazine Bakanlığı'na. Dediğimiz gibi bu sadece tasarı Hazine Bakanlığı'na sunuldu ama yankı uyandıran bir şey. Çünkü tek bir kurumun güdümüne bırakmış oluyorsunuz ve şirketleri engelleme yetkisi oluyor. Bu da biraz stres yaratıyor piyasada. Derken zaten Fed'den sonraki toparlanma sürecinin de bu sebeplerden dolayı biz gelmediğini gözlemliyoruz. O yüzden hem çok fazla katılım yok, hem piyasada stres hakim, regülasyonlar. Tayland'da bir yasaklama söz konusuydu. Tayland'da zaten gerçekten güzel bir pazar, güzel bir uzak doğu ülkesi. Tayland'daki bu ödeme yasakları biraz daha kafa karıştırıcı oldu. Endonezya'dan bazı yasaklar geldi. Derken piyasa şu an itibariyle zaten riskli varlıklar statüsünde yer alıyor. Özellikle önümüzdeki süreçte bu faiz artırımı konusu yine bizim markajımızda olacak. Çünkü Powell'ın konuşmaları satır arası çok şahindi. Neden? Çünkü ekonomideki parasal desteği, ekonomilerde parasal desteğe ihtiyaç artık duyulmadığını, güçlü bir ekonomi olduğunu vurguladı. Enflasyonun yıl içerisinde azalması gerektiğini umduğunu söyledi. Ve politika araçları güncel duruma göre belirlenecek dedi. Evet. Bütün bunları da toplayınca hala riskli varlıklar düzeyinde bir stres olduğunu gözlemliyoruz. Nasdaq hala sert düşüyor. Diğer taraftan dolar endeksindeki güç kazanımı devam ediyor. Tüm bu etkileri toplayınca da kripto para piyasasının üstündeki stres dağılmıyor diyebiliriz. Bu ne kadar bir sence devam edecek? Özellikle yatırım düşünen, yani şöyle bir konuşma oluyor ya dışarıda aslında, hani 30 bin dolarlara geldiğinde alım yaparım vesaire, ama 30 bin dolar da riskli değil midir? Hani şu yatırım isteği içinde olan taraf için ne demek gerekir, ne dersek doğru olur? Hangi vadeyi, hangi zaman dilimi içerisinde, hangi teknik seviyelerle Bitcoin özelinde yatırım tarafı daha güçlü olacaktır? Açıkçası bence vade vermek biraz yanlış olur. Neden? Çünkü endekslerde bir toparlanma izi görmemiz gerekiyor. Ki yapılan araştırmalar, analizler ABD endekslerinin negatif ayrışacağı yönünde. Eğer böyle bir durum olursa ve bu Bitcoin'deki bahsettiğimiz Nasdaq'la korelasyon bozulmadan devam ederse alımlar kısıtlı kalmaya devam edebilir. Burada seviye bazında takip edebiliriz. Belki pozisyonlar 38-40 bin bandına kadar değerlendirilebilir ki geçtiğimiz 1-2 gün boyunca burayı test ederek geri çekildi.
buralarda ama stop koymak lazım. Çünkü çok güçlü bir direnç seviyesi. Satıcıların yoğunluklu olarak barındığı, konuşlandığı bir bölge. Tabii piyasa risklerine de göz önünde bulundurunca maalesef böyle bir döngü içerisine girmiş durumda Bitcoin dolar. Onun dışında 36 bin şu an için güzel bir destek. Yukarıda 9 günlük hareketli ortalamayı hala kıramadı. Belki eğer bu günlük grafikte 9 günlük hareketli ortalamayı kırarsa alış reaksiyonları biraz daha gelebilir. Ama dediğimiz gibi 40'larda bir dikkat etmek lazım. 40'ın üzeri biraz daha yatırımcıyı rahatlatacak ama aşağıda geçtiğimiz günlerde olası bir satış dalgasında endekslerdeki satışın devam etmesi, dolar endeksinin güç kazanması ya da bölgesel risklerden oluşabilecek olan faktörlerin daha da belirginleşmesi. Burada da kastım Rusya, Amerika, Ukrayna üçlüsü aslında. Bu üçlüye de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü belirsizlik yaratan, risk unsuru yaratan bir durum meydana geldiği zaman belki de güvenli limanı olan talep yeniden canlanacaktır. Şu an gerçi altın tarafında böyle bir şey görmüyoruz FED'den sonra ama yine de dikkat etmek lazım. Çünkü biz önceki süreçte buna şahit olduk. Yani bütün değişkenleri bir arada tutarak karar vermek lazım. Aşağıda o yüzden 33 bin, 32 bin bandına yeniden sarkarsa belki buralar ayrıca toparlanma izlerini gördükten sonra değerlendirilebilir. Bir de tabii işin Ethereum boyutu var. Fazlasıyla takip ediliyor. Burada da 2300 seviyesi güzel bir destek bölgesi haline geldi. Buradan ayrışırsa 2100, 2000 bandı gündeme gelebilir. Buralara kadar normal karşılanabilir artık ama 2000'lerde tutulması kritik. Yukarıda ise yine bir 9 günlük hareketli ortalama ve 2600 seviyesi kritik bandı var. Bu banttan pozitif ayrışması lazım. Aksi halde zigzag çizerek düşüş trendindeki fiyatlaması her iki coin için de geçerli olacaktır. Biz bu yukarıda biraz önce saydığımız seviyeleri takip ederek sonrasındaki düşüş trendiyle ilişkisi nasıl bunu gözlemleyelim derim bence. Peki diğer altcoin'lerde işler nasıl gidiyor? Çünkü hem Bitcoin hem Ethereum gerçekten riskli bir süreçten geçiyor. 2000 dolarla deyip Ethereum almamakta da fayda var gibi görünüyor. Gerçekten buradaki seviyeler hacim kaybı. Dikkat çekici. Ama altcoin'lerde projesi olan, işte yeni yatırım tarafında geçen ve dünyanın değişen işte diğer mecralarıyla birlikte var mıdır fark yaratabilecek bir alan? Aslında tabana baktığımız zaman güzel haberlerin geldiği coinler var ama piyasa o kadar baskılanıyor ki bu coinler belki de hak ettiği değeri bulamıyor. Mesela Solana'dan bahsedelim. Bu hafta El Salvador'un başkanı Nayib Bukele, COBİ'lere bir kredi desteği sağlanacağını söyledi, kripto para tabanlı. Ve bu krediyi sağlayacak olan platform Solana uzantılı. Mesela Solana açısından bu göz önüne gelebilecek bir atılım olabilirdi. Ya da diğer taraftan farklı OpenSea NFT platformu, dünyanın bir numaralı NFT platformu diyebileceğimiz bir yapı. Burada da Solana desteği gelmesi konuşuluyor. Yani atılımlar var. Güzel, belki de normal bir piyasa koşulu olmuş olsaydı, bu kadar riskli varlıklardan kaçış sürmeseydi sıçramalar meydana gelebilirdi, ayrışmalar meydana gelebilirdi. Ancak şu an itibariyle Bitcoin ne derse altcoin'ler de onu yapıyor diyebiliriz. Diğer taraftan Ethereum'da da mesela şöyle bir şey var, bir zincir verisi var. FOMC tutanaklarının açıklandığı akşam son birkaç ayın en yüksek seviyesini gördü borsa içi hacimler. Yani buradaki transaction'lar inanılmaz yoğun derecede arttı. Borsa içi alsatlar anlık olarak değerlendirildi. Yani buradan da şahsen şöyle bir şey çıkartıyorum. Evet, yatırımcı anlık girip çıkıyor ama belli direnç bölgelerini o kadar benimsemiş durumda ki uzun süre tutmuyor ve yüklü fonlarla girmiyor. O yüzden zaman zaman alsatlardaki hacimler belli günlerde yüksek olsa dahi belli direnç seviyelerini kırmak için o longlar henüz yeterli güçte değil. Yani bizim genel manada belki de bunları borsa içi faaliyetleri ve hangi cüzdanda ne kadar coin tutuluyor, yüksek miktarda coin alınıyor mu alınmıyor mu, biraz bunları da takip etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Helin Çelik, kripto para uzmanı. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları. Teşekkür ederiz. Kısa bir ara yapalım şimdi.
Global piyasalarla devam ediyoruz. Küresel gelişmeleri dinleyeceğiz. Önümüzdeki hafta beklentiler, riskli piyasalardaki satış dalgasını aktaracak Gülay Şahin bizlere, Philip Capital Satış Müdürü. Gülay Hanım, hoş geldiniz. Söz sizde. Merhaba. Haftanın son gününe geldiğimizde global piyasaların yön bulmakta zorlandığını görüyoruz. Nasdaq 100 endeksinin ardından S&P 500 endeksinin de 200 günlük üstel ortalama altında kapanışlar yapmaya başlaması ve ABD 10 yıllık faizlerinde 1.80 üzerinde kalıcı olması global hisse senedi piyasalarını tedirgin etmeye devam ediyor. Asya tarafında dünkü sert düşüşlerin ardından bugün bir miktar toparlanma gördük. Dün %3,5 gerileyen Japonya Nikkei endeksi bugün %2 değer kazandı. Benzer şekilde Güney Kore Kospi endeksi de %1,9 yükseldi. Gelecek haftanın tamamında tatil olacak Çin borsası ise bugün %1'e yakın değer kayıpları yaşadı. Bölgede önemli bir makro veri yoktu, fakat Toyota'dan gelen bir haberi paylaşalım. Japon araç üreticisi Toyota 2021'de araç satışlarının %10,1 arttığını açıkladı. Böylece Toyota Alman Volkswagen'ın önüne geçerek üst üste 2 yıl dünyanın en büyük 2 yıl üst üste en büyük araç üreticisi unvanını korumuş oldu. Avrupa endeksleri güne hafif düşüşte başlamıştı, fakat ilerleyen saatlerde değer kayıpları arttı. Biz yayına girmeden önce Almanya DAX endeksi %2,3 düşüşle 15.166 puana gerilemişti. Dün de belirttiğimiz gibi DAX endeksi için Nisan 2020'den bugüne destek olarak çalışan 15.000 seviyesini önemli buluyoruz. 15.000'in aşağı kırılmasının global piyasaları olumsuz etkileyebileceğini de yeniden hatırlatalım. Bugün bölgede Fransa, Almanya ve İspanya'nın 4. çeyrek büyüme verileri açıklandı. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'nın 4. çeyrekte %0,2 küçülmesi beklenirken %0,7 küçüldüğü açıklandı. Hisse piyasalarında son olarak ABD tarafına baktığımızda negatif seyrin devam ettiğini görüyoruz. Aslında dün ve bugün açıklanan şirket kârları beklentilerden daha iyi. Dün seans kapanışı sonrasında finansal tablolarını açıklayan Apple, 2.10 dolar hisse başına kar açıklayarak 1.90 dolar piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Olumlu mali tablolara rağmen S&P 500 ve Nasdaq vadeli endeksleri şu sıralarda %0,8 eksi işlem görüyor. MTN piyasasında ise kıymetli madenlerde hafif düşüş, enerji fiyatlarında ise %2'ye yakın yükselişlerden bahsetmek mümkün. MTN ve enerjiye değinmişken ham petrol vadeli sözleşmelerine teknik olarak bakalım. ABD NYMEX borsasında işlem gören Mart vadeli ham petrol sözleşmesi bu hafta 88 doların üzerine çıkarak son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gelecek hafta yapılacak OPEC Plus toplantısında üretim artırım kararının çıkmayacağına yönelik endişeler fiyatların 6 haftadır kesintisiz yükselmesine neden oldu. Fiyatlar 10 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde hareket ederek pozitif trendi sürdürse de RSI gibi bazı göstergelerde uyumsuzluklar görülmeye başladı. Ham petrol sözleşmelerinde 88 dolar direncinden kısa pozisyon alınarak 10 günlük üstel ortalamanın belirlediği 85 dolar ve daha sonrasında da yatay desteğin belirlediği 80 doların hedeflenmesini öneriyoruz. 88 dolardan alınacak kısa pozisyonlarda 88.50 dolar üzerinde zarar kesici çalıştırılmasını tavsiye ediyoruz. Son olarak yatırım kuruluşları raporlarından seçtiğimiz hisse önerimize de değinelim. Credit Suisse ServiceNow için endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor ve son kapanışı 528.69 dolar olan hisse için 800 dolar hedef fiyat gösteriyor. Şirketin sahip olduğu Now isimli platform, iş gücü otomasyonu, yapay zeka, performans analizi ve şifreleme gibi faaliyetlerde kullanılıyor. Şirket son çeyrekte 1.61 milyar dolar hasılatla 1.60 milyar dolar olan beklentileri aşmış durumda. Şirket sektördeki güçlü talebin etkisiyle 1 milyon dolar üzeri sözleşme imzalamış müşteri sayısını 1359 adete yükseltti. Ayrıca şirketin geçen yıl satış ve pazarlama personel sayısını %25 arttırması da büyümeye dair olumlu bir gösterge. Credit Suisse, şirketin bilgi işlem hizmeti alanındaki pazar payının artacağını ve yüksek kar marjlarını da korumaya devam edeceğini tahmin ediyor. Bizim aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. İyi hafta sonları diliyoruz sizlere. Gülay Şahin, teşekkür ediyorum. Ben de sizlere şimdiden iyi hafta sonları dilerim.
biraz enerji ve diplomasi gündemindeki özellikle son zamanlarda öne çıkan konuları değerlendirelim. Londra Enerji Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Öğütçü ile birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gün geçmiyor ki bir kötü haber daha eklensin. Bu diplomasi ve biraz jeopolitik risklerin arttığı bir sanki sürece doğru gidiyoruz. O yüzden sizin de yorumlarınıza gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. Dilerseniz öncelikle şu son gelen haber, Sayın Biden bir açıklama yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Zelenski ile olan telefon görüşmesinde olası bir Rusya saldırısında ben buradayım dedi, biz buradayız dedi. Bir diğer tarafta da hem yaptırımlar konuşuluyor. Avrupa Birliği, Amerika, Rusya'nın da zaten bir yaptırımı vardı geçtiğimiz yıllarda hatırlayacak olursak. Nasıl, beklentileriniz nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten tehlikeli bir sürece doğru gidiyor mu bu görüşmeler? Şimdi galiba öncelikle Rusya'yı ve Putin'in kafasını iyi okumamız gerekiyor. Durup dururken nereden çıktı bu diyebilir insanlar. Evet. Önce Doğu Ukrayna'da ayrılıkçı hareketin desteklenmesi, sonra sınıra, şu anda sayısı en son rakamlara göre 127 bin bulan birliklerin yığılması ve ultimatum gibi bir istekte bulunmak NATO'dan, ABD'den. Ne dedi geçen aralıkta Putin? Bir, Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağı ve NATO'nun doğuya doğru, eski Sovyet sınırlarına doğru, Rusya'ya doğru genişlemeyeceği konusunda öyle lafta değil, yazılı, kesin, hukuki bir teminat verilmesi. İki, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, ki bunlar Soğuk Savaş öncesi dönemde Sovyetler Birliği'nin birer peykiydi. Buralardaki kuvvet konuşlanmaları, hareketleri konusunda, orta menzilli füzelerin yerleştirmesi konusunda bizimle istişare etmek zorundasınız. Buradaki kuvvetleri azaltmak zorundasınız dedi. Yani Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Baltık ülkeleri. Şimdi bunu ne NATO kabul edebilir ne de ABD kabul edebilir. Neden? Çünkü bu ülkeler bağımsız devletler. Kuruluşlarda bu devletlerden böyle bir talep gelirse değerlendirir. Olumluysa evet der, olumsuzsa hayır der. Şimdi buna Rusya'nın ipotek koyması, buna eğer Batı okey derse, tamam Rusya'yı da dinleyelim derse bunun önünü alamazsınız. Geçmişte alamadık. Ne oldu? Gürcistan'ın NATO'ya girilmesi konuşulurken önce kuvvet yığıldı Gürcistan sınırına. Sonra Abazya ile Güney Ossetya işgal edildi adeta. Gürcistan'dan kopartıldı. Evet. Aynı şey 2014'te Kırım'da yaşandı. Ne oldu orada da? Rusya girdi, Kırım'ı ilhak etti. Doğu Ukrayna'da aynı gerekçelerle son 7 yıldır bir iç savaş körükleniyor. Ve sınıra yığılmış olan bu askeri gücünü de kullanarak Batı ile bilek güreşinde isteklerini kabul ettirmeye çalışıyor. Ve bunu da yalnız yapmıyor. Önceki gün Putin, Xi Jinping ile Çin Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bunun sonucunu da aldı. Bugün Xi Jinping bir açıklama yaptı. Rusya'nın meşru savunma kaygılarının dikkate alınması gerekiyor dedi. Bugün yanılmıyorsam Macron'la da Putin görüştü. Aynı şeyleri dile getirdiler. Alman İstihbaratı'nın başkanı ile konuşmasını dinledim. Orada da Alman İstihbaratı'nın başkanı diyor ki Putin elini biraz göğsüne yakın tutuyor pokerde. Karanlıkta bırakıyor bizi. Bizim yaptırımlı kararlarımız ne ölçüde etkili olacak? Geçmişe bakarsanız çok etkili olmadığını görüyoruz. Yani hiçbir şekilde ne Biden ne NATO Rusya askeri müdahalede bulunursa biz de askeri karşılık veririz diyemiyor. Evet. Bu fiyatı ödemek istemiyor kimse. O yüzden Rusya bu konudaki sindirme harekatına devam edecektir. Batı'nın böyle yok enerji konusunda yaptırım yaparız, ekonomik finansal konularda muslukları kapatırız demesi geçmişte işlemedi. Evet. Bundan sonra da işleyeceğini zannetmiyorum. Mehmet Bey, peki şimdi bizim de Rusya ile olan ilişkilerimiz farklı. Zaman zaman inişler çıkışlar oldu ancak yine de görünürde olumlu bir hava var Rusya ile aramızda. Ancak hem bu gelişmenin Türkiye'ye yansıması, aynı zamanda Sayın Putin'in de ziyareti söz konusu. Sizce bu konuda mutlaka ele alınacaktır. Neler konuşulacak? Türkiye gerçekten hangi tarafta rengini belli edecek ya da edecek mi, etmeyecek mi, uzlaştıracak mı? Konumu nasıl? Evet. Türkiye hem oldukça elverişli bir konumda Rusya ile Ukrayna arasında. Çünkü
hem Zelenskiy ile hem Putin'le Sayın evet. Erdoğan'ın çok yakın ilişkisi var. Batı'nın yapamadığını yapabilir mi? Köprü olabilir mi? Hı hı. Ama pek ihtimal vermiyorum. Putin çünkü bu işlere satranç oyununu önceden kurmadan girmez. Ankara'nın da elinde çok fazla güçlü bir şey yok. Leverage dediğimiz dayanak yok. Alıp Rusya'yı çevirebilecek ya da Ukrayna'yı. Ama yine de 3 Şubat'ta biliyorsunuz Kiev'e gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Zelenski ile konuşacak. Dönüp gelecek. Sonra Putin'le. Arkasından İsrail Cumhurbaşkanı geliyor gene Şubat'ın ilk haftasının ilk yarısında. Ardından 14'ünde yanılmıyorsam yine Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek Sayın Cumhurbaşkanı. Muazzam bir diplomatik faaliyet var. Burada bence Putin bu başlattığı harekatı hemen sona erdirmeyecektir. Yine görüşmeler devam edecektir ama elini son ana kadar saklayacaktır diye tahmin ediyorum. Rusya'da biliyorsunuz Putin'e karşı güven de azalmaya başladı. Evet. Popülaritesi düşmeye başladı. Bunu gidip Suriye'de yapsa Rus halkından belki fazla destek görmez ama Ukrayna konusu, Beyaz Rusya konusu Rus halkı içinde son derece önemlidir. Duygusal bağlılığı da vardır. Ve öyle görünüyor ki NATO kararlı. Ukrayna'yı içine almaya. AB zaten ortaklık anlaşması imzalamıştı biliyorsunuz. İşbirliği anlaşması. Karadağ alındı. Yarın bir gün Sırbistan var. Arnavutluk var. Bunlar da gündeme gelecektir. Kazakistan konusunu gördük. Konuştuk sizinle. Oradaki en ufak bir istikrarsızlık hemen Rus kuvvetlerinin girip istikrarı güvenliği sağlamasına ivme içerisinde yol açabiliyor. Bu itibarla Rusya, İran, Çin ekseninin Batı'ya karşı mücadelesinde Ukrayna mevziğini kaybetmek istemediği aşikar gözüküyor. Burada iki tarafta taviz vermiyor. Nasıl sonuçlanır? Hep bekleyip göreceğiz. Doğru. Peki ben yine Rusya üzerinde yaptırımları biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğim. Geçtiğimiz dönemlerde demiştim Amerika'nın bankacılık sektörü başta olmak üzere belli başlı yaptırımları vardı. Rusya etkilendi, etkilenmedi ama bir süre devam etti gerçekten bu. Tabii ki etkilenmemek de mümkün değildi. Şimdi Avrupa Birliği enerji sektörünü işaret ediyor. Diyor ki Ukrayna ile herhangi bir böyle bir saldırı vesaire olursa biz de enerji tarafında bir yaptırımla gidebiliriz Rusya'ya. Şimdi Rusya enerji dediğimiz ama biz de işin içine girmek durumunda kalıyoruz. Hem bu nasıl diyelim bu döngüyü, bu ticaret tarafını aynı zamanda enerji krizinde bir de enerji yaptırımlarıyla birlikte sektörün aslında nasıl bir yön değiştireceği de merak konusu. Evet, şimdi enerjide bir asimetrik ilişki var orada. Evet. Çünkü Rusya Avrupa Birliği'nin petrol ve doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %40'ını sağlıyor. Şimdi yapımı tamamlanmak üzere olan Nord Stream 2 dediğimiz Kuzey Akım 2 hattı da tamamlanır ve devreye alınırsa, içi doldurulursa Avrupa Birliği'nin Rusya'ya gazdaki bağımlılığı çok da artacak. Ve doğrudan Baltık'tan gelecek Ukrayna'yı bypass edip. Şimdi tabii ki Avrupa Birliği için son derece önemli bu gaz ve bu gazı başka yerden de getiremez. Biden ona çalışıyor şimdi. Amerikan yönetimi hem Kuzey Afrika'dan hem Orta Doğu'dan, Katar'dan ve Asya ülkelerinden İlave elenci getirebilir miyiz Avrupa için diye düşünüyor ama bir damla olur okyanusta bence. Ama öte yandan Rusya'da Avrupa'dan gelen talebe bağımlı. Yani Rusya'nın bütçesinin yaklaşık yarısı petrol ve doğalgaz ihracatından kazanılan dövizle finanse ediliyor. Orada karşılıklı bir bağımlılık var. Bence ABD rahatlıkla tehditler savurabilir, yaptırımlar getirebilir ama Avrupa'nın işi biraz daha zor. Rusya ile ikisi arasında özel bir ilişki var, karşılıklı bağımlılık var. Nitekim Macron ayrı bir kulvarda Rusya ile görüşmeyi denedi ama bugünkü görüşme sonucu da aldığım bilgiye göre Paris'ten çok parlak geçmedi. Putin tatmin olmadı Macron'la yaptığı görüşmeden de. Onun için enerji konusunda tabii bizi etkiler mi etkilemez mi konusu var ama Rusya soğuk savaş döneminden bu yana hatta Soğuk Savaş sırasında da verdiği taahhütlere her zaman uymuştur. Bu konuda hakkını yememek lazım. Evet. Şimdi Avrupa Birliği'ne talep arttı. İlave gaz istiyorlar. Rusya onu göndermiyor. Ama diyor ben yaptığım anlaşma çerçevesinde ne varsa onu gönderiyorum diyor. Aynı şeyi bizim de söylüyor. Yani bizim şu anda İran'dan kesilen gazı belki Rusya'dan getirme ihtimali vardı. Mavi akım ya da Türk akım üzerinden ama orada da bir takım sıkıntılar var. Yani ödeme sıkıntıları var tabii. Özel sektörün özellikle BOTAŞ için söylemiyorum.
Bir de yeni gelecek ilave gazın fiyatının daha yüksek olmasını istiyorlar. Mevcut uzun vadeli sözleşmede olandan. Bu itibarla ben yaptırımlara çok fazla inanmıyorum, güvenmiyorum. Geçmişte de gördük. Yaptırımlar kısa bir sürede canını acıtıyor. Ama Rusya gibi çok güçlü bir ekonomi, doğal kaynaklara dayalı bir ekonomi bu konuda ayakta kalmayı başarıyor. Geçmişte bunu çok yaşadık. 2014'te de hatırlayın. Tabii, benzeri bir şekilde kuvvet yığılması olmuştu Kırım'a. Onca laf edildi yaptırımlar konusunda. Rusya bildiğini okudu. Gürcistan'da da aynı şeyi yaptı. Onun için bence bu Ukrayna konusunda eğer Batı tıpkı bir NATO ülkesine yapılmış gibi derse ki Ukrayna'ya yapılmış saldırı bize yapılmış saldırı sayılacaktır. Ki buna hiç ihtimal vermiyorum. O zaman belki Rusya caydırılabilir. Çünkü o zaman ciddi bir savaş riski NATO'yla doğmuş olacaktır. Ama yaptırımlar tek başına Putin'i, Rusya'yı demiyorum, Putin'i bu işten caydıramaz. Çünkü planlı programını önceden yaptı. Satranç oyunda şimdiye kadar olduğu gibi başarıyla uygulamaya devam ediyor. Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Konu Rusya değil, Sayın Putin'in aslında kararlılığı korkutuyor, endişe veriyor. Karşı tarafta belki başkaları olsa biraz daha işte el değiştirebilir, oyunun dışına çıkabilir, biraz daha farklı bir yön alabilir ama Sayın Putin gerçekten geçmişten günümüze şöyle biraz herkes mutlaka farkındadır. Sayın Putin'in hamlelerinde geri dönüş yok mu? Yok inşallah ama dünya genelinde bozmayacak, düzeni en azından biraz daha kötüye götürmeyecek bir sonuca varır. Peki ben az önce siz de dediniz, Türkiye-İran arasındaki bu kriz, gaz kesintisi sonrası Bloomberg'un haberi, LNG almak için ikili bir görüşme gerçekleşmeye başlamış. Geçen hafta özellikle Türkiye tarafından, BOTAŞ yetkilileri tarafından da ziyaretler düzenleniyor. Hem bu kriz, krizin bize olası etkileri, bir diğer tarafta alternatif, az önce dediğiniz ya işte Rusya ile aslında bununla ilgili alternatif yollar alınabilirdi. Azerbaycan'dan haberler geliyor. Buradaki krizi olmasa bile BCD planları var mıdır? Türkiye'nin neler yapabilir ya da? Yani daha önce konuştuğumuz gibi Türkiye ne yazık ki bu gaz krizini geliyorum diye bağıran, bas bas bağıran bu gaz krizini yeterince iyi yönetemedi. Avrupa'da yönetemedi, Türkiye'de yönetemedi. Doğru. Çünkü kış biraz da çetin geçti ve talep sanılandan daha yüksekti. Yani 2020 sonunda 48 milyar metreküp gaz tüketmiştik. Geçen yıl sonunda bu yaklaşık 60 milyar metreküpe çıktı. Bu yıl daha da yüksek bile olabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin kontratlarında bir 10 milyar metreküplük azalma var. Bir de sona eren kontratlar var yenilenmesi gereken. Keşke gazın bol olduğu dönemde yenileyebilseydik onları, fiyatlar daha efendi o zaman. Şimdi fiyatlar aldı başını gidiyor. Evet. Aynen. Dolayısıyla eğer boru hattı gazında Türkiye ihtiyacı olduğu tedariği sağlayamazsa bunun tek yolu kalıyor. LNG. Yani Türkiye'nin hali hazırda bir tane, bir özel sektörün, bir BOTAŞ'ın LNG terminali var. Ayrıca FSRU'lar var. Devreye alınmış olan. Bunlardan yararlanarak dışarıdan LNG getirilebilir. Oradaki sorun ise nereden gelecek? Şu anda Türkiye en fazla LNG'yi gördüğüm kadarıyla Amerika'dan getiriyor. Onca yoldan gelen, kaya gazından üretilmiş olan LNG piyasada birçok oyuncuyu dışarı attı. Bunun siyasi ayağının olduğunu da düşünüyorum. Amerika ile ilişkileri iyileştirme babında. Katar'dan geliyor, Nijerya'dan geliyor, Cezayir'den geliyor, Mısır'dan geliyor. Ama LNG o kadar yüksek talep var ki Çin'de, Tayvan'da, Japonya'da, Kore'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde, İspanya'da, İtalya'da piyasada fiyatlar hem yükseldi hem de yeterince arz yok. Onun için galiba BOTAŞ ekibinin kapı kapı dolaşıp spot bile olsa, yani kısa vadeli hemen temin edilebilecek LNG'yi bulması hayati önem taşıyor. Çünkü biliyorsunuz olmayan enerji en pahalı enerjidir. Doğru. Yani fiyatından daha önemlidir. Çünkü gıda sektöründe olsun, cam sektöründe, seramikte, ihracata dönük sektörlerde, tekstil dahil olmak üzere yükümlülüklerin yerine getirilememesi, gazın kesintisiz gelememesi telafi edilemez, büyük zararlar doğuracaktır. Allah'tan konutlara verilen gaz da bir kesintiye şimdilik gidilmiyor gibi gözüküyor. Ama sanayi zor durumda. Bu bir günlük, iki günlük de değil, 10-15 güne yayılacak bir kriz gibi. Ondan sonrasında çözüleceğine dair ciddi bir işaret görmüyoruz.
Şimdi ben bir konuya geçeceğim. Aslında bu benim gerçekten en merak ettiğim ve benim için belirsiz olma özelliğini uzunca bir sürede koruyacak bir konu. İngiltere, İngiltere'nin tarafları ve özellikle baktığımızda dünyanın en büyük finans merkezi olan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, Brexit süreci gerçekten kafalarda acaba o el göstermiyor diyorsunuz ya. Aslında en büyük ülkelerden yani el göstermeyen ülkelerden biri de İngiltere gibi geliyor bana son zamanlarda yaptıklarıyla. Biraz daha hem dünyanın finans merkezi olma isteği içinde aynı zamanda Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. İkili ilişkiler, diplomasi biraz acaba dedirtiyor. Son sizin de yakın takip ettiğiniz Körfez ülkeleriyle ticaret anlaşmaları. Ben hem İngiltere'nin bu Brexit sonrası hangi yöne doğru evrilmek istediğiyle ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Aynı zamanda bu Körfez ülkeleriyle ticaret anlaşması çok yoğun, yakından takip edilen bir gelişme. Beklentileriniz nasıl? Sizce kimlerle işbirlikleri ticaret anlaşmalarına imza atacak İngiltere? Evet, yani İngiltere'de konuşuyorduk o zamanlarda biliyorsunuz Brexit döneminde. Evet. Ben şöyle düşünmüştüm. İngiltere'deki yüksek akıl oturdu, düşündü, taşındı. Avrupa Birliği'nin bu dar ceketini, deri gömleğini üzerinden atıp dünyayla farklı bir entegrasyona girmeye karar verdi. Çünkü Avrupa Birliği 28 ülke, karar alma süreci çok zayıf, yavaş. Dış dünyayla angajmanları yetersiz. Dolayısıyla İngiltere sömürgeci dönemin de getirdiği deneyimle ve güç şebekeleriyle muazzam bir şeye eşecek. Hatta işte dediğiniz gibi City of London dünyanın yeniden en büyük finans merkezi haline gelecek. Kara para da gelecek, temiz para da gelecek, akacak buraya. Bu İngiltere'nin bilinçli bir kararıdır diye düşünmüştüm. Sonra İngiliz liderlerle Londra'da görüşmelerim sırasında konuştukça ve dışarıdan da izledikçe analizleri anladım ki bu öyle çok iyi düşünülmüş bir karar değildi. Değil mi? David Cameron buna zorlandı adeta. Neyse şu anda gelinen durumda İngiltere'nin amacı AB ile o AB'nin ikinci büyük ekonomik gücüydü biliyorsunuz. Ve birinci jeopolitik gücü, sürükleyici gücüydü. Şimdi Amerika ile umudu vardı serbest ticaret anlaşması. Sonra Commonwealth ülkeleriyle Kanada'sı, Avustralya'sı, Singapur'u, Hong Kong'u, Malezya'sı. Bunlar istendiği hızda gerçekleşmedi. Körfez işbirliği ülkeleriyle İngiltere'nin özel bir ilişkisi var. Çoğu eski İngiliz sömürgesi. Halihazırda da karar alıcıların arkasındaki danışmanların, stratejik danışmanların büyük bir çoğunluğu İngiliz. Evet. Ve 15 yıldır Avrupa Birliği ile Körfez işbirliği ülkeleri arasında, ki başını biliyorsunuz Suudi Arabistan çekiyor, müzakereler devam ediyordu. Bir sonuç alınamadı. Ama öyle görünüyor ki İngiliz diplomasisi AB'den daha hızlı hareket etti ve önümüzdeki dönemde Körfez ülkeleriyle bir serbest ticaret anlaşmasını sonuçlandırmak üzere. Yani geçen yıl yanılmıyorsam 6 Körfez işbirliği ülkesiyle İngiltere arasındaki ticaret hacmi 15 milyar dolar civarındaydı. Çok büyük bir rakam değil belki ama bence önemli bir işaret olacaktır. Arkasından Avustralya ile, Japonya ile ve dünyanın kalan bölümüyle bu serbest ticaret anlaşmalarını imzalama hedefinde. Türkiye ile de biliyorsunuz böyle bir anlaşma imzalandı ama Türkiye gümrük birliğiyle kısıtlı olduğu için yani üçüncü ülkelerle biz anlaşma yapamıyoruz. Gümrük birliğinin ötesinde haklar, menfaatler sunan. Yine de İngiltere Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak görüyor. Biz diyor Avrupa'nın batısında, Türkiye doğusunda AB'yi sandviç gibi iki taraftan sıkıştırabiliriz gibi bir hedefleri de var. Ve önümüzdeki dönemde eğer Türkiye gümrük birliğinin modernizasyonu ve serbest dolaşım konusunda AB'den yeterince destek almazsa, yeşil ışık almazsa İngiltere ile ortaklaşa böyle bir küresel angajmana girişmesi şaşırtıcı olmaz. Sanırım bu mesajı Avrupa Birliği de aldı. Türkiye'deki AB'nin büyükelçisi, temsilcisi geçenlerde aslında gümrük birliğinin modernizasyonu hem Türkiye'nin hem AB'nin yararınadır dedi. Yani hizmet ve tarım sektöründe evet, evet, dahil edilmesi hususu. Ama serbest dolaşıma hiç yanaşmıyorlar görüyorsunuz. Gürcistan'da da yapıldı. Etiyopya'yla da yapıldı neredeyse. Bazı Afrika ülkeyle yapıldı. Bunca yıllık ortağı ve tam üyelik hedefini koymuş, gerçekleşmeyecek bile olsa müzakerelerine başlamış bir ülkeye bu serbest dolaşım hakkını tanımaması en büyük bence haksızlık. Doğru. Ve bu giderilmezse, gümrük birliği modernizasyonda olmazsa Türkiye AB ile ilişkilerini farklı bir kulvara taşıyabilir. İngiltere ile ortaklaşa.
İzleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Yeni hafta sonuna sizin bu bilgilerle gireceğiz. İzleyeceğiz, daha yakın izleyeceğiz. Çünkü jeopolitik riskler tüm artık bu yılın hatta ilk aylarında etkin olacak gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Sizlere de efendim. Çok teşekkürler tekrar. Mehmet Öğütçü, Londra Enerji Kulübü Başkanı ile Cuma günde burada sonlandırıyoruz. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi yine görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıkla kalın.